Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Bu videomda sizlere genel bir market analizi yapmak istiyorum. Halving'den konuşmak istiyorum. Halving'in öneminden ve geçmişte olan Halving reaksiyonlarından bahsetmek istiyorum. Bunun dışında bir önceki videolarımda bahsettiğim bir Pitchfork kanalım vardı. Bunun güncellemesini yapmak istiyorum. Bir de şu an paramı neye yatırıyorum? Nerede denemeler yapıyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Hız kesmeden hemen ekran kaydımı başlatayım birlikte bu bahsettiğim şeyleri inceleyelim. Evet öncelikle her videomda artık yaptığım Bitcoin balinalarının cüzdanlarını incelemek istiyorum. Twitter'dan beni takip etmeyenler için söyleyeyim. Daha önceden bahsettiğim ve incelediğimiz HQ ile biten cüzdan elindeki bütün Bitcoin'lerini CD ile biten yeni bir cüzdana transfer etti. Burada ekranında açık olan CD ile biten cüzdana gördüğünüz gibi bütün transferlerini yaptı. Ve bu cüzdan adına konuşacak olursak Ağustos'un başından beri şuradaki blok numarasından itibaren 320 bitcoin, 320 bitcoin, 120 bitcoin, 220 bitcoin ve en son ayın 19'unda 105 bitcoin, 20'sinde 548 bitcoin cüzdanına ekledi. Şu an an itibariyle 133.516 bitcoin'i hala cüzdanında tutuyor. Profit kısmında her gün yaptığı karları görebiliyoruz burada ya da en azından işlemin olduğu günkü karları. Şu an gayet de her gün zararda gidiyor bitcoin'in çalkantılı dönemlerinden dolayı. Fakat alıma devam ettiğini burada hep beraber görebiliyoruz. Bunun dışında bir de ZR ile biten cüzdanımız vardı. Hatırlar mısınız bilmem ama bu cüzdan en sonki videolarımda yani 7. ayın 15'inde Temmuz 15'te 10.000 Bitcoin gibi yüklü bir Bitcoin satışı yapmıştı. 54.300 Bitcoin var şu an için cüzdanında. En sonki videolarda 64.000 varmış hatta 10.000 satıştan sonra 54.000 Bitcoin cüzdanı duruyor. Herhangi bir alım yapmamış bu süre içerisinde. Diğer cüzdanlarda herhangi bir güncelleme yok. Bu yüzden bu videoda paylaşmayacağım devamını. Herhangi bir alım satım işlemi yok. Bitcoin Pitchfork güncellemeyi güncellemesi yapmak istiyorum. Fakat bundan önce birkaç video önce sizlere bisweb borsasından bahsetmiştim ve bu borsaya 300 BSV stake'e bırakmıştım. Hatta o videodaki anı da burada sizlere göstermek istiyorum. 999 BSV yani 1000 BSV stake'e bırakmıştım. Filerle beraber 999 kalmıştı ve o anki fiyatı 300 dolara tekabül ediyordu. Şu an için tekrardan bir güncellemesini yapıyorum. 1029 BSV'm olmuş yani 30 BSV gibi bir ödül kazanmışım ve 347 dolar şu an cüzdanımda duruyor. 50 dolarlık bir kar etmişim yani bu otomatik stake işleminden. Sizler yapıyor musunuz bunu kesinlikle merak ediyorum. O videoyu izlemeyenler için de hızlı bir özet geçmem gerekirse. Bir sebep merkeziyetsiz bir borsa ve şu an piyasadaki en düşük komisyonu alan merkeziyetsiz borsalardan biri. %0.2 gibi bir komisyon alıyor ve her yaptığınız işlemden bir fee return yani ödediğiniz komisyonun %50'sini sizlere geri ödüyor. Yani zaten az fee ödüyorken bir de yarısını geri alıyorsunuz. Ben burada sizlere daha önce işlem yapmıştım tekrardan bir işlem yapmak istiyorum. Cüzdanımda 0.08 BNB gibi bir BNB var. Bunu bir swap'e çevirmek istiyorum ve hemen trade kısmından exchange'e giriyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Ben MetaMask cüzdanımı bağladım ve bu BNB'yi BSV'ye çevirmek istediğimi söylüyorum. 22 dolarlık bir alım satım işlemi yapacağım yani. Bunu da fileri karşılaması rahat olsun diye göstermek amacıyla 0.05 gibi yapıyorum. Karşılığında 44 BSV alacağımı söylüyor. Hemen confirm swap yapıyorum. Cüzdanımdan bu işlemi Onaylıyorum Ve işlemin tamamlandığını söylüyor. Pending kısmında bu pending kısmında olduğunda fee return'de ödediğim komisyonun BSV cinsinden ahanda ekranınıza geldi. 0.004 BSV. Yani ödediğim komisyonun %50'sini bana geri ödemiş oldu. Siz de bu şekilde swap işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. merkeziyetsiz borsalarda ve fee return özelliğinden faydalanabilirsiniz. Ve oto BSV'de kullanıyordum bildiğiniz gibi. Bunun yanında earn kısmında multi reward pool diye bir yer açıldı. Bu çok etkileyici bir yer. Çünkü AP. API oranı şu an için %770'lerde. Ben de bu video esnasında sizlerle denemek istiyorum. Bu yüzden hemen approve kısmına basıyorum. Onaylıyorum. Bu işlem devam ederken hemen okuyalım. BSV Holder'ı ol ve multi kripto ödüllerinden faydalan diyor. Hemen tekrardan artıya basıyorum. Onaylıyorum ve elimde şu an 51 demin de trade yaptığım BSV miktarı var. Confirm diyorum. Hemen fee işlemini de onaylıyorum. Transaction'ı onaylıyorum. Ve içeriye stake işlemini başlatmış oluyorum. Bir sonraki videomda bunun da güncellemesini yapacağım. Hatta bu videoda da söyleyeyim 51 BSV stake ettim. Yani 17 dolar 38 centlik bir stake yaptım. Bakalım bir sonrakinde my reward kısmında yani ödüllerim kısmında ne gibi ödüllerden faydalanacağım. Burada yapmanız gereken şey BSV stake etmek multi reward pool'una. Bu borsayı kullanarak trade yaptığınızda trading volümünüz etkileniyor ve API oranınız da yükseliyor. Ve ödüller kazanıyorsunuz günlük bir şekilde bunun da güncellemesini yapacağım. Ama incelemek isterseniz frequently asked questions kısmında sıkça sorulan sorulara vesaire bakabilirsiniz. Eğer kullanmayı düşünüyorsanız açıklama kısmında size verdiğim linkten. Zaten düşük ödediğiniz ve yarısını geri aldığınız fiden daha da düşük fiyi ödeyebilirsiniz bu arada. İşlem yapmak istiyorsanız açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Bunun dışında halving'e gelmek istiyorum. Bildiğiniz gibi halving belli blok sayılarında olan ve ödül yarılanması diye geçen bir yarılanma işlemi 2012, 2016, 2020 yıllarında şu ana kadar oldu ve bu halving'lerden sonra Bitcoin ciddi ataklar yaptı. Aynı 2020'de olan halving'den sonra 60 4000'li dolarları görmemiz gibi. Halving aslında çok önemli. Hatta Binance'ın da bu tarz bir sitesi var. Bir sonraki halvingin 605 gün sonra olacağını söylüyor. Yani 605 gün sonraki halvingden sonra bu saykalı, bu döngüyü tekrarlama ihtimalimiz çok yüksek. Benim en azından düşüncem bu şekilde. Çünkü hemen grafiğime dönüyorum ve Pitchfork kanalı çizmiştik bildiğiniz gibi. Şu an bu kanalın altına kırmış bulunuyoruz. Çok güzel üstünde hareketler yapıyorduk fakat bu negatif bir haber bana göre. Şu an bu videoyu çektiğim saat gece 2. Haftalık kapı panışa nereden baksanız 1 saat kaldı. 1 ee, saat içerisinde tekrardan 23300'lerin üzerine atabileceğimizi düşünmüyorum ve bu kanalın altına sarktığımızı düşünüyorum şu an için. Bu da benim için tekrardan belki potansiyel dip bölgelerine uğrayabilme ihtimalimizin yüksek olduğundan, belki potansiyel dip seviyemde tutunamayı, potansiyel 2'ye bir iğne atarak tekrardan yükselme yönünde hareketler yapılabileceğini düşünüyorum. Bu süreçte yapılması gereken şey kesinlikle dipleri kovalamak olmalı. kademeli alım yapmak ve dibe yaklaşabilmek alım yapmak olmalı. Bunu da %100 başarıyla yapamayacağımız için kademeli bir şekilde almamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı Pitchfork kanalını Ethereum'da kurduğum zaman güzel bir döngü benim karşıma geliyor. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi kıramadığı bir direnç bölgesi direkt otomatik olarak 2017 yıllarındaki yükselişi baz aldığımda karşıma geliyor ve işin ilginç yanı ki potansiyel dibin şu ana kadar yaşadığı 950 dolarların medyan bölgesine denk geldiğini gördüm. Yani aslında Ethereum için şu an güncel destek seviyelerimiz 1428 1244 ve en büyük olarak 920'ler olduğunu düşünüyorum. Tekrardan buralardan bir dönüş sinyali alabiliriz. Market bu şekilde devam ederse. Marketi dikkatli takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben fark etmişsinizdir video sıklığım bir tık azaldı. Marketten biraz uzak kalmaya çalışıyorum. Çok fazla çartlara bakmamaya çalışıyorum. Sadece fırsat gördüğüm altcoinlerden bir sepet yapmaya çalışıyorum. Bu arada burada bir liste oluşturdum zaten sepet diye. 7 farklı kriptoyu kademeli bir şekilde alıyorum. Onun videosunu da çok yakın zamanda kanalında bulabileceksiniz. Büyük ihtimal başlığı 2024'te zengin edecek altcoin sepeti diye yaparım. Çünkü gerçekten potansiyel dibin bulunduğu ve 2024'te çok büyük potansiyel gördüğüm kripto paraları listeliyorum orada. Bazıları Binance'te var bazıları Binance'te yok ve Binance listelemesiyle bile çok büyük karlar elde edilebilir. Eski all time high'larına gelmesi zaten sizi zengin eder. Bu yüzden o sepetten de çok yakında bahsediyor olacağım. Eğer video ilginizi çektiyse beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve yorum paylaşmayı unutmayın. İnanın bana yorum yorumlarınızı gördükçe daha fazla içerik üretesim ve daha farklı konulardan bahsedip sizi bilgilendiresim geliyor. Bu yüzden yorumlar kısmında benimle bir yorum paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranın sol alt kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerime de gelmeyi unutmayın. Abone olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Fakat olmadıysanız abone de olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.